Arkadaşlar merhaba. Bugün 15 Ekim Cuma ABD Keeneland yarışlarında altılı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. 9 koşuluk bir program var. İkinci altılı ganyana bakacağız. Dördüncü koşuyla başlıyor. 21.36'da bir satış koşusu. 1300 metre kum pistte 3 kore dişi İngilizlere mahsus bir koşu. 7 isim start alacak koşuda. Biraz zor bir koşu. Attı birbirine yakın isimler, yakın performans sergilemişler. 50 bin dolarlık bir satış koşusu, 41 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 6 numaralı Shipit ile başlayacağız. Shipit son startında 1600 metre tapeta pistteki bir maiden koşuyu kazanıyor. Rian Hernandez Junior ile start alacak bugün. 4 numaralı Airborne Gal. O da maiden koşuyu, 50 binlik bir maiden satış koşusunu yaklaşık bir boy farkla Dylan Davis ile kazanmış. 1400 metre kum pistte 1.23.73 derecesiyle Gerardo Corrales ile start alacak bugün. Daha sonra hemen üstünde yer alan 3 numaralı Ofigo Marcelino Pedroza ile start alıyor. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya gelmiş. 2 numaralı Sweet Queen B Tyler Gaffalone ile start alıyor. Ve son olarak burada 5 numaralı My My Money Miguel Mena ile start alacak. 1400 metre tapeta pistteki 1.25.19'da kazandığı bir maiden koşu bir önceki startında. Geldik ikinci ayağa. İkinci ayak 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1100 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuda 7 isim start alıyor. Burada Into the Sunrise büyük bir ihtimalle koşuyu kazanır gibi gözüküyor bu grupta. Koşuya baktığımızda koşu 90 bin dolarlık bir şartlı koşu. Into the Sunrise oldukça üst grup koşularda start almış. Temmuz ayında 1100 metrede bir stakes koşu kazanmışlığı var. Yaklaşık iki boy farkla. Daha sonraki bir listed koşuda üçüncülüğü var. Son koşusunda da grup 2 koşuda 600 bin dolar toplam ikramiyeli 1300 metre çim pistte dördüncülüğü var. Diğer atların yanında öne çıkan bir isim Intomissive yavrusu Wesley Ward'ın antren ettiği ikinci ayakta 2 numarada Into the Sunrise tek olur diye düşünüyorum. Joel Rosario ile start alacak olan. Üçüncü ayak bir maiden koşu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1200 metre kum pistte günün en zor koşusu. Atayların yarısı ilk kez start alacak hemen hemen. Diğerleri de kötü bir performans sergilemişler. Gördüğünüz gibi. Koşuda 8 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 50 bin dolarlık bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi 37 bin dolar. Buradaki sıralamamız da şu şekilde olacak. 7 numaralı Because of the Brave Brian Hernandez Jr. ile 8 numaralı A Little Lies of Pi Joseph Talamo ile start alacak. 5 numaralı Scenic View Florent Geroux ile start alacak olan bir isim. Daha sonra da 1 numaralı Miss Nushi Adam Besica ile start alıyor. 2 numaralı Masterful Mistress James Graham ile start alıyor. Ve 3 numaralı Big Bug Girl Corey Lenari ile start alacak olan bir isim. Eğer bütçeniz müsaitse yazmadığımız isimler 6 ve 4 kaldı. Bunları da ekleyin diye önerebilirim. Geldik dördüncü ayağa. Dördüncü ayak üç yukarı dişi İngilizlere mahsus. 1700 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuda 11 isim start alıyor. 5 numaralı Sweet Melania ile başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 90 binlik bir şartlı koşu. 5 numaralı Sweet Melania ile başlayacağız demiştik. John Velasquez de start alacak olan bir isim. 1670 metre çim pistte ki son startındaki Black Type koşuda ikinciliği var. Daha sonra 11 numaralı Market Rumor Chris Landeros'la start alacak olan bir isim. 1700 metre çim pistteki bir önceki startında 40 binlik bir şartlı satış koşusunu 1.44.90 derecesiyle kazanmış. Son startında da 1700 metre çim pistte boyun farkıyla ikinci olmuş bir isim Black Type koşuda. 10 numaralı Altas Award, Sweet Melania'nın ikinci olduğu, 5 numaralı Sweet Melania'nın ikinci olduğu Black Type koşuda üçüncü olan bir isim. Son olarak da burada 9 numaralı Joy Epifora, James Graham'la start alacak olan bir isim. Son iki startında grup 3 koşuda ikinciliği, grup 1 koşuda da dördüncülüğü olan bir isim. Joy Epifora'nın 1900 metre çim pistte bu son iki koşusu. Geldik
İkinci altılı Ganya'nın beşinci ayağına üç yukarı dış İngilizlere mahsup 1400 metre kum pistte bir şartlı koşu. Sekiz isim start alıyor koşuda. Burada da 5 numaralı Silver Strand büyük bir ihtimalle favori çıkacaktır. Rakibi de 2 numaralı Center Azel olur diye düşünüyorum. 86 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. 5 numaralı Silver Strand John Velasquez ile start alacak. Aynı jokeyle kariyerindeki ilk startını 1300 metre kum pistte 1.17.26 ile bir boydan biraz fazla bir farkla kazanmış bir isim. William Mott'un antrenör ettiği bir isim. Büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Ben yanına 2 numaralı Center Azel'ı da eklemenizi öneririm. Joao Rosario ile start alacak olan. Center Azel'ın bir önceki koşusu grup 2, ondan önce de grup 3, her ikisinde de 3. olmuş. Son startında da 82 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşuda 3.'lüğü var. 1300, 1200 ve 1300 metre kum pistlerde. Geldik son ayağa. Son ayak bir grup 3 koşu. 3 karı dişi İngilizlere mahsus. Bir sprint koşu. 1100 metre çim pistte Franklin County Stakes. Koşuda 12 isim start alacak. Buradaki değerlendirmemiz de şu şekilde. Koşuya baktığımızda koşu 150 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 3 koşu. Bu koşuda da 4 numaralı Campanelle büyük bir ihtimalle favori çıkacaktır. Wesley Ward'un antrenör ettiği bir isim. Kariyerindeki 6 startında 2 grup 1 ve 1 grup 2 koşu kazanmışlığı var. Kariyerindeki startları bunlar. Grup 2 koşuyu Lanfranco de Torre ile kazanıyor. Geçen sene Ascot Hipodromu'nda 1000 metre çim pistte 1.00.18 derecesiyle grup 2 koşu. Daha sonra da Fransa'da Deauville'de 1200 metre çim pistteki koşuyu 1.11.80 derecesiyle kazanıyor. Grup 1 koşu 2 boy farkla Lanfranchi Dettori ile yine. Daha sonra bir grup 1 koşu 4. oluyor. Bir önceki startında Ascot'ta 1200 metre çim pistte 1.16.67 derecesiyle koşuyu kazanıyor. Burada ikinci gözüküyor ama protesto sonucu birinciliğe terfi ettiriliyor. Commonwealth Cup grup 1 koşuyu kazanıyor. 1.16.67 derecesiyle 1200 metrede. Son startında da 1300 metre çim pistte Fransa'da Deauville'de start aldı. Yalnız çıkışta şahlanınca oldukça vakit kaybetti. Daha sonra da grubu sonuncu olarak yarışı sonuncu olarak bitirdi. Huysuzluk yapıyor bazen bu son startında olduğu gibi. Büyük bir ihtimalle koşunun favorisi çıkacaktır. Tek atabilirsiniz ancak yanına at yazmak istiyoruz derseniz 5 numaralı In Good Spirits var. John Velasquez ile start alacak olan. Onun da performansı oldukça iyi. 1300 metre çim pistteki son startını 1.15.35 derecesiyle 2 boy farkla aynı jokey ile kazanıyor. 600 bin dolarlık bir grup 3 koşu. Ondan önce de yine bir grup 3 koşuda ikinciliği olan bir isim. 5 numaralı In Good Spirits. Daha sonra 6 numaralı Catch a Bit var. Tyler Gaffalona ile start alacak olan. In Good Spirits'in kazandığı koşuda ikinci olan bir isim. 600 binlik grup 3 koşuda 1300 metre çim pistte. Burada da görüyoruz. In Good Spirits'in kazandığı koşuda Catch a Bit ikinci oluyor. Daha sonra 12 numaralı Change of Control Colby Hernandez ile start alacak olan bir isim. Son startında dışa açılmış büyük bir ihtimalle Lost Pet dedi. Sonuncu oluyor. Ancak ondan önce bir grup 3 koşuda yarım boy farklı üçüncülüğü var. Grup 2 koşuda 1200 metre çim pistte ondan önce de bir grup 3 koşuyu kazanmış. 1400 metre kum pistte 1.22.07 derecesiyle. 10 numaralı Yes It's Ginger Marcelino Pedroza ile start alacak olan bir isim. O da son startında In Good Spirits, Catch a Bit ve Lagarita ile beraber start almış ancak 9. olmuş. Ondan önce bir Black Type koşuyu 8 Ağustos'ta 1100 metre çim pistte 1.00.71 derecesiyle kazanıyor. Bir önceki koşu da yine Black Type 1000 metre çim pistte 55.69 ile kazandığı bir diğer Black Type koşu. Son olarak da 9 numaralı LZ Yes It's Ginger'ın bir önceki kazandığı Black Type koşuda ikinciliği var. Gördüğünüz gibi son startında. Ondan önce de bir 109 binlik bir şartlı koşuyu kazanmış. 1100 metre çim pistten kuma alınan yarışı 1.03.17 derecesiyle 9 numaralı Ellezi. Geldik 7'li plasenin ilk ayağına.
Yedili Plase'nin İK 21.04'te start alıyor. Altını 21.36'da başlayacak. 3 çıkar İngilizlere mahsus bir maiden koşu. Yedili Plase'nin İK'ya 1700 metre kum pistte. Koşuda 6 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda 84 bin dolarlık 3 gruba yakın bir maiden koşu. Burada 2 numaralı Realm of Love önereceğim isim Joy Rosario ile start alan kariyerindeki 5 startının dördünde 3 grup koşulardan nispeten start almış ve tamamında tabela yapmış bir isim. Bu grupta koşuda iddialı isimler arasında Yedili Plase'de önereceğim tek isim Chad Brown Antrenas'taki Joao Rosario ile start alacak olan son startında 1600 metre çim pistte tökezleyince jokeyini düşürmüş ve ondan derecesiz olarak görüyoruz. Burada Yedili Plase'nin ilk ayarında önereceğim isim 2 numaralı Realm of Love olur. Yabancı yarışlarla ilgileniyorsanız xbracing.com web sitemizden her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili kısa bir videomuz var. Onu izleyelim. Daha sonra altılı ganyan şablonuna geçeceğiz. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic Geçmiş Mule and geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'a tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Geldik altılı ganyan şablonuna. Altılı ganyan şablonu ekranda gördüğünüz şekilde. Bunlar size yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin derim. İkinci altılı ganyan dördüncü koşuyla başlıyor 21.36'da. 6 numaralı Shipit ile başladık. 4 numaralı Air Bongal.
3 numaralı Off We Go, 2 numaralı Sweet Queen Bee ve 5 numaralı My My Money. İkinci ayakta 2 numaralı Into the Sunrise koşuyu kazanmasını beklediğim bir isim tek olarak öneriyorum. Üçüncü ayakta da 7 numaralı Because of the Brave, 8 numaralı A Little Slice of Pie, 5 numaralı Scenic View, 1 numaralı Miss Nushi, 2 numaralı Masterful Mistress ve 3 numaralı Miss Boogie's Girl, bu Maiden koşuda yer verdiğim isimler. İkinci altılı gayen dördüncü ayakta 5 numaralı Sweet Melania, 11 numaralı Market Rumor, 10 numaralı Altas Award ve 9 numaralı Joy Epifora. Beşinci ayakta 5 numaralı Silver Strand ve 2 numaralı Center Azel var. Son ayakta da 4 numaralı Campanella büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Yanına isim ilave etmek istersek şu sırayla 5 numaralı In Good Spirits, 6 numaralı Catch a Beat, 12 numaralı Change of Control, 10 numaralı Yes It Is Ginger ve 9 numaralı Ellezi önerdiğim isimler arasında. Hepinize mutlu bir cuma günü diliyorum. Yarınki Kinland yarışlarında görüşmek üzere. Çıkış yapmadan önce abone ol butonunu tıklarsanız veya aboneyseniz de beğen butonunu tıklarsanız sevinirim. Hepinize bol şanslar.